tabii çok sevindim. Bir de bana da çok yakın gider geliriz, komşuculuk oynarız. Evet, çok güzel olacak. Bir tane odamız boş. Hı-hı. Ben diyorum ki orayı kıyafet odası yapalım. Muhteşem fikir. Değil mi? Muhteşem. Yani kıyafet odası, giyim odası bir kadın için olmazsa olmaz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İşte o yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Bu dekorasyonu için bir şeyler bakmamız lazım. Bakalım tabii. Tabii ki bakalım. Şimdi ben sana bir sandalye alayım. Gel buradan mikserden bakarız. Tamam. Sonra kahvede söyleyeyim. Sade içiyordun değil mi? Evet. Güzel olur kahve. Hoş geldin Tolga. Ne haber Uç? İyi abi, senden ne haber? İyidir. Vallahi aradığında yakındaydım. Sen kahvaltı falan deyince de yok diyemedim, hemen geldim. Tamam tamam, şimdi hemen sipariş veririz. İyi olur ya, acayip acıktım. Sen aradığında şantiyedeydim ben. Biraz işler vardı da konuşmanı tam duyamadım. Gürültülü biliyorsun oralar. He. Ne oldu, sorun ne? Yok, bir sorun yok. Sadece bir konuda sana danışmam gerekiyor. Ha. Tamam ya o zaman. Abi şimdi şöyle, biliyorsun evi satın aldık biz. Şimdi de içlerine giriştik, tadilat falan. Evet ya, almışsınız, hayırlı olsun. Acayip sevindim. Ama düğünü ertelemişsiniz galiba. Ha evet, o öyle oldu ama belki de daha iyi oldu ya. Hem zaman kazanmış olduk. Öteki türlü hep koştur koştur olacaktı her şey. E tabii ya, hayırlısı neyse olsun. Ne soracaksın bana? Abi şimdi evde bir tane boşta oda var. Ben diyorum ki o odayı kendime oyun odası yapayım. Sen bu işlerden anlarsın, o yüzden seni aradım. Vallahi iyi yapmışsın ha. Oyun odası da var ya. En büyük hayalim biliyor musun? Demek süper, her şeyi yaparız. Bir sipariş verelim. Vallahi iyi olur. Çalışıyoruz. Pardon, bir bakar mısınız? Ne yiyeceğim bak. Güzel şeyler var. Kahvaltı falan. Ya aklıma geldikçe kan beynime fışkırıyor yani. Sinirim bozuluyor yani. Ben iskele babası mıyım ya? Yani burada ben dururken kalkıp bir saat açtan matematik için şey istemek ne demek yani? Yemin mideme vurdu, yemin ediyorum. Boşun bir börek ver şuradan. Ben sinirim bozuldu yani. Çok börek yedin Tuna. Yiyeceğim şöyle günü. Babacığım, senin matematiğin çok iyi değil ki. Yoksa sana sormaz mıyız? Sertaç abinin matematiği iyi diye ona sorduk. Ay bırak çocuklar halletsinler işlerini Tuna. Niye karışıyorsun? Senin matematiğin iyi değildir ki ayrıca. Ay lise matematiği Gönül. Ya ne olur ki lise matematiğinden. Benim üniversitede matematiğim kötüydü. Lisede hiç öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yok, problem olmaz ya. Ben ya çözerim işi yani. Ya Tuna abi, matematik matematiktir. Yani Sertaç abinin alanı matematik. Hani edebiyat olsa sana geleceğiz. Başlıkları bana yollayın. Gerisine karışmayın. Benim için son derece kolay. Ben başlıkları bana yollayın diye de hani bir üstünden geçeyim, hatırlayayım diye söylüyorum. Yoksa bilmediğimden dolayı değil. Yani göz aşinalığı olsun, o anlamda söylüyorum. Yollayın bana, gerisini düşünmeyin lütfen. İyi tamam, yollarız. Akşama çalışırız. Yani sen bilirsin. Tamam, çalışırız. Hadi çocuklar, okul vakti geldi. Bu arada Merve'cim, Zeynep'i de servise bindirirsin. Onu serviste tamam, gelmek üzere, tamam mı? Onlar alınıyor, bana haber veriliyor, tamam mı? Tamam. Gönül, Gönül çocukların matematik kitaplarını da getir bana. Tamam, odadan getiririm şimdi. Al canım. Hadi, Allah zihin açıklığı versin. Hadi sınavınız çok güzel geçsin çocuklar, tamam mı? Sen de iyice eskide kaldın. Onlar yok ki artık. Yüz üstünden veriliyor. Tamam, ben o anlamda söylemedim Gönül. Yani onu yüz gibi düşün anlamında söyledim. Bir alın demedim herhalde çocuklara. Yani. Eski kafa kal. Ben sana kitapları getiriyorum. Getirdi, ben bir bakayım onlara. Nereden çıkartıyorlar Sertaç'ı yani Gönül, anlamıyorum bazen yani. Matematiği iyiymiş. Onun matematiği iyi olsa ne olur? Gönül'le konuştun mu? Ne yapmış Zeynep? Kahvaltılarını etmişler, güzelce okula gitmişler. Bari kahvaltıyı burada etseydi. Haluk'cum akşam orada kaldı. Her şeyi ona göre planladık. Formasını yanına koyduk. Çocuklar sabahleyin uyandılar. Beraber kahvaltılarını ettiler, gittiler. Bir şey yok bunda yani. Yabancı yer mi? Ya değildi ama yine de yani. Aman da aman. Kızından da hiç ayrılamaz. Günü gelir hayatta ayrılamam. Ondan ayrı kalamam dediklerinden ayrı kalmak zorunda kalırsın. Hiç büyük konuşmam yatırımcığım. Bak halime. Rıza ayrı bir yerdi. Ben ayrı bir yer. Doğru. Düşünsenize şimdi böyle tek başına bir kahvaltı yapıyor. Belki yapamıyor. Sensiz. Yalnız. Ve tek başına. Arayalım Rıza Bey de gelsin buraya kahvaltıya. Ha, böyle hep beraber kahvaltı yapalım. Tizan. Eğer. Hayır. Lütfen.
Rıza Bey ayıbın büyüğünü etti. Biraz burnu sürtülecek. Öyle hemen çocuk affedemem onu. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Pinsi, senin işe giriş çıkış saatlerinde tüzenleme yapılmaz o kere Gemineciğim. Bilmiyorum yani. Sanki böyle balık mı kokuyor? Fazla kokuyor. Hem de. Balık mı? Bir kere balık değil, hamsi kokuyor. Ayrıca lavanta bahçesi.